Evet, enflasyonun yükseliş hızı belki biraz yavaşladı ama vatandaş hala bu yavaşlamayı hissetmiyor ve hala marketlerde veya zincir marketlerde o pahalılığı baya baya bir hissediyor. Ve TÜFE veya işte TÜİK ne açıklarsa açıklasın o kontrol edilemeyen fiyatlar hız kesmiyor. Siz nasıl bakıyorsunuz meseleye? Yani daha çok çözüm odaklı konuşalım istiyorum. Yani evet, ortalık yangın yeri. Evet, fiyatlar fevkalade artıyor. Tamam, çözüm ne? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Tabii ama önce bir sorunu teşhis etmemiz lazım. Yani bu kadar fiyat yüksekliğinin kaynağı nedir? Önce onu bir teşhis etmemiz lazım ki çözüme gidebilirim. Şimdi bir defa ne değildir? Bu işte marketler, efendime söyleyeyim marketler sorumlu. Bunlar sürekli fiyat artırıyorlar filan. Bir defa bu değil. Neden bu değil? Eğer marketleri sorumlu tutacaksak bütün hizmet sektörünü, yani turizmden başlayın. Efendime söyleyeyim işte her türlü kafe, restoran, lokanta, giyim kuşam, yani her şeyde aşağı yukarı neredeyse böyle 3-4 kata yakın artışlar var. Dolayısıyla eğer bu marketler sorumluysa, yani market dediğimiz hani bu daha çok hani işte temizlik malzemesi, gıda vesaire, işte sebze meyve aldığımız dükkanlar kastediliyor. Eğer bunlar sorumluysa bütün hizmet sektörü sorumlu demektir. Şimdi böyle bir şey tabii mantıksız. Yani böyle bir sonuca vardığınızda zaten sonuç kendisi bunun yanlış olduğunu size söylüyor. Peki nedir problem? Yani neden bu kadar aşırı, şimdi mesela kiralar, işte ev fiyatları, araç fiyatları ve benzeri bunların hepsinde 3-4 katına yakın, yani aşağı yukarı son 1-1,5 sene içerisinde 3-4 katına yakın artışlar var. Peki ne oluyor? Neden böyle? Birincisi bir defa ithalata bağımlılık. En temel problem. Yani Türkiye'de çok ciddi bir ithalat bağımlılığı var. Bu bize aynı zamanda dış açık olarak yansıyor. Hele hele son birkaç aydır dış açık çok astronomik rakamlara varmış vaziyette. Hem de aynı zamanda o ithalat bağımlılığı, o dövizdeki oynamaları falan da işin içine kattığınızda olağanüstü artışlar olarak önümüze geliyor. İkinci problem bir arz sorunumuz var. Yani mal yetersizliği. Şimdi bakın mesela bu peynir özellikle tabii hepimizin yediği çeşitli kalitelerde hepimizin tükettiği bir besin maddesi. Ne oldu peynir fiyatları? İşte eti geçti vesaire falan. Doğru, hakikaten anormal artışlar oldu. Peki neden arttı bu peynir Ziyade fiyatları? yani peynir bir kalıp peynirin fiyatından ziyade TÜİK verilerine dayanarak çok özür dilerim size katkı olması açısından bazı temel gıdaların son bir yıldaki artışı şöyle belirlenmiş. Süt %162, pirinç %145, patates %131, peynir %124 ve makarna %128. Şimdi efendim, yani birinci neden dediğim gibi bir defa ithalata bağımlılık. Yani her türlü üretimimizde Türkiye'nin çok ciddi bir ithalat bağımlılığı var. Ne yazık ki tarımda bile. Peynir fiyatları neden arttı? Çünkü süt yok. Yeterli süt üretmezseniz peynir azalır, arz azalır. Dolayısıyla arz talebi karşılayamaz hale gelir ve fiyatlar yükselir. Yani iki tane temel nedeni var bunun. Bunu yoksa gidip de böyle işte yok marketler, efendime söyleyeyim giyim kuşam mağazaları, işte gömleğin fiyatı niye arttı? Çünkü gömlek fabrikası aşırı zam yaptı falan gibi özellikle sanayiciyi ve tüccarı diyelim ki suçlayan ve onları hedef tahtasına koyan politikalarla bunun altından kalkamazsınız çünkü bu gerçek değil. İki tane temel problem var. Birincisi dediğim gibi ithalata bağımlılık her Peki. türlü üretimde. Hatta bir zamanlar Türkiye dünyanın işte kendisine yeten yedi ülkesinden biri diye ilkokullarda bile okutulurdu. Tarımda bile bir dışa bağımlılık oluştu. Şimdi dolayısıyla birinci neden bu, ikinci neden de arz yetersizliği. Şimdi bunların bir tane çözümü var. Çözüm konuşalım dediniz. Bence de doğrusu çözümü konuşmak zaten. Üretimi artırmak.